kendimle yalnız kaldım ve kendime sordum. Neden hazan vakti hüzün halindesin? Dedim en güzel duygularımı kaybettim. Ve sözlerime güzel bir eşliğinde devam ettim. Korkusuzca yaşadığım hayatıma korku katarak devam ediyorum. Sorgulamak gerekirse sorumlusu olanlar korkularımın baş aktörleriydi. Ama zaman geçti ve ben akıllandım. Herkesi kendin gibi sanma. Hayat sana sert bir darbe vurduğunda, çok geç olmadan sözlerimi anla. Gelmeyen baharı bekleme, devam et yoluna. Gelmeyen bahar gibisin sen kokum. Burnumda tüter kanayan yaralarımın sorumlusu derin. Pahalar biçer, ne kış ne yaz ne sonbahar geçer. Sorunlar biter mi? Bu acı geçer mi? Gelmeyen bahar gibisin sen kokum. Burnumda tüter kanayan yaralarımın sorumlusu derin. Pahalar biçer, ne kış ne yaz ne sonbahar geçer. Sorunlar biter mi? Bu acı geçer mi? Beklemek zorsa beklemeyenin olması daha zordur. Hayatın darbe vurduğu insanların çoğuna bakarsak toydur. Nasıl, neden, ne için yazıyorsun sorular havada uçuşuyor. Nankör dediğiniz kedi bile beni görünce mutluluktan koşturuyor. Hayatın sert duvarlarını aşmaktansa duvarlara yaslanmayı tercih eden kaybediyor. Yaşadığım her gün bana çok şey öğretiyor. Sorun sorunumu söylerim ama kim dinliyor? Önüm arkam sağım solum, çözüm yok ama sorun dolu. Eskiden bu konulara değindiğim olmuştu. Kimisi dinledi, boş verdi, kimisi dert etti. Ya da söylediler, yaşadıklarını hak etti. Gelmeyen bahar gibisin sen kokun. Burnumda tüter kanayan yaralarımın sorumlusu derin. Pahalar biçer, ne kış ne yaz ne sonbahar geçer. Sorunlar biter mi? Bu acı geçer mi? Gelmeyen bahar gibisin sen kokun. Burnumda tüter kanayan yaralarımın sorumlusu derin. Pahalar biçer, ne kış ne yaz ne sonbahar geçer. Sorunlar biter mi? Bu acı geçer.